Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün bu videoyu açmışsan milyonlarca video içerisinden ilgini çekmiş ve şu anda beni izliyorsan burada verilecek olan mesaj tesadüf değil. Bil ki tam da senin ihtiyacın olan mesajdır. Tarihine bakmana gerek yok. Senin ihtiyacın olduğu anda bu mesaj gelip seni buldu. Eğer içindeki ışıkları açmak istiyorsan unutmaman gereken sen bütünün bir parçasısın. Hem kendi içinde bir bütünsün hem de başka bir bütünün parçasısın. Her ruh bütünün içinde kendine ait bir role sahiptir. Benim aziz dostum. Bu yüzden başkalarına toleranssız ya da eleştirel olma. Tam tersi, hiçbir zaman iki kişinin aynı olmayacağını anla ve mükemmel bütünü oluşturmak için pek çok farklı parçanın gerekli olduğunu bil. Benim aziz dostum, sen hiç parçalara ayrılmış bir saat gördün mü? Görmüşsen o saat çalışıyor muydu? O saati önünde dururken onların nasıl olup birleşip de mükemmel bir zaman parçası meydana getirebileceğini merak edersin. Oysa saatler hakkında bilgisi olan biri her parçayı alıp doğru yerine yerleştirirse ve sen de o parçalar doğru şekilde çalışırsa o saatin bize zamanımızı gösterdiğini fark ediyorsun. Yani kısacası kolundaki saatin içindeki parçalar yerlerine yerleşmese, kimisi büyük dişli, kimisi küçük dişli, kimisi bir ince yelkovan, kimisi akrep, bir sürü parçadan oluşur ve bir bütün olur. Sen tek başına kesik bir kolun hareket ettiğini gördün mü? Ya da kesik bir kellenin, bir insan kellesinin konuştuğunu gördün mü? Hayır, biz de bir bütünüz. Bedenimizde yüzlerce çeşit parça var. Her parçanın kendine göre rolü var, aziz dostlarım. Ve biri eksik olsa parça eksik olur. Yani biz bir bütünüz, bizim yüzlerce çeşit parçamız var ama başka bir bütünün de parçasıyız. Ve gerekli olmasak yaratılmazdık aziz dostlarım. Sen şimdi içindeki ışıkları açarsan kendi rolünü, neden yaratıldığını öğreneceksin. Ve bunu öğrenmek için çok kolay yollar vardır. Şimdi artık sen neden sana durmadan yaşamın bir bütün halinde engin bir planın olduğunu söylediğimi anlıyor musun? Ve sen onu bulduğun zaman, yani kendi tutkularını, yaratılış amaçlarını bulduğun zaman yapabileceğin en iyisini yapmalısın. Bunun için de içine dönmelisin. İçindeki ışıkları açmalısın. Benim aziz dostum, bunu nasıl yapabiliriz? Bunu biz kendi tutkularımızı öğrenmek istiyorsak
kendimize bakacağız. Gözünüzü kapatın. Ve kendinizi dinleyin. Şimdi yaptığınız şeyden mutlu musunuz? Eğer mutluysanız bu sizi tutkunuza götürecek yoldur. Mutlu olduğun şeyi çoğalt, yap. Sen ne yapıyorsan ve seni mutlu ediyorsa bu senin doğrundur. Başkalarını senin doğrularını mutlu etmeyebilir. Diyelim ki sen gözsün, görmeye programlısın. Başka biri kulaktır, duymaya programlıdır. Onun yeteneği duymak, seninki görmek. Ve o çok iyi duyabiliyorsa bütüne hizmet eder. Sen çok iyi görebiliyorsan bütüne hizmet edersin. Bütünü tamamlarsın. Ama bunu bulman için içindeki ışıkları açmalısın. Bunu fark etmelisin. Kimseyi eleştirmene gerek yok. Herkes kendi doğrusunu bulduğu zaman bu dünyadaki yaşam gerçekten muhteşem bir şeye dönüşecek. Ama ben kendi tutkularımı, gerçek o yaratılış amacımı bulamadım diye başkalarından kopya çekmeye ya da başkalarını eleştirmeye çalışırsan bütünedeki o birliği bulamazsın. Bunu bulabilmen için içine dönmen, içindeki ışıkları yakman gerekir. Benim aziz dostum, şimdi içindeki ışıkları yakmaya ne dersin? Gözünü kapat. Ne iş yaparsan yap. Ve o yapacağın şeydeki duygun nedir? Mutlu hissediyor musun bunu yaparken? Mutsuz mu hissediyorsun? Mutsuz hissediyorsan sakın yapma. Bırak gitsin. Mutlu hissediyorsan onu da çoğalt. Ve göreceksin ki zaman içerisinde hem sağlıklı, mutlu bir yaşama sahip olacaksın hem de huzur bulacaksın. Tutkunu bulduğun, o yolda ilerlediğin zaman yaşam, evren sana her şeyi önüne sunacak. Yeter ki dışarıda değil, içeride ara. İçindeki ışıkları aç, mutluluğun peşine düş ve mutlu ol. Bu senin en doğal hakkın. İlk adımı isteyerek at. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.